Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Yeni bir haftalık burç yorumları ile birlikteyiz. 23 ve 29 Kasım haftasında gökyüzü burçlara neler getirecek? Hiç bekletmiyorum, hemen başlıyorum. Koç ve yükselen burcu koç olanlar. Haftanın ilk günü Ay Balık burcunda, ilk iki gün aslında. Pazartesi ve Salı günü 12. evinizden geçiyor olacak. 12. evinizde ay olduğunda biraz daha duygusal hissedebilirsiniz. Sessizlik, biraz daha hakimiyet o yönde olacaktır. İç dünyanızla, kendinizle biraz daha ilgilenebilir. Bazen karamsarlıkta yaşayabilirsiniz. Ama Salı günü gökyüzünde çok güzel açılar var. Önemli işler, sağlık problemi olabilir. Duygusal dünyanızda bazı çekişmeler yaşıyorsanız bunlarla yüzleşme, bazı konuları araştırıp bulmak için de güzel bir gün olacak. Haftanın 3. günden itibaren çarşamba günü, perşembe günü Ay Koç burcuna, sizin burcunuza geçecek. Bu sizin için önemli bir fırsat çünkü Mars'ın retrosu bittikten sonra ilk defa Ay sizin burcunuza geldi ve sizin hareket özgürlüğünüz aslında artık biraz daha böyle rahat bir kendinizi ifade etme şekline kavuşmuş olacaksınız. Yarım kalan, bir türlü adım atamadınız. Her iş, kendinizle ilgili sağlığınız, işiniz, ilişkiniz, bunlarla ilgili çok fazla fırsat bulabileceğiniz, hatta bir o kadar da aslında yarış içinde, kendinizle yarış içinde olacağınız bir çarşamba ve perşembe geçireceksiniz. Mars hala sizin burcunuzda, her şeye, her yeniliğe adım atabilecek güç ve cesareti verecek. Ayın Boğa burcundaki seyredişi tabii para evinizde finansal konularınızı harekete geçirebilirsiniz. Bu arada Venüs Akrep burcuna geçti. Venüs'ün Akrep burcuna geçmesi sizin yine o da tam 8. ev, o da finansla ilgili alanda. Burada bu hafta perşembe günü Uranüs'ün Venüs'le bir karşıtlığı var. Cuma günü daha fazla etkili olabilir ama perşembe günü de öyle olacaktır. Para ile ilgili konularda beklenmedik gelişmeler, sürprizler, ani böyle ödeme planlarında değişiklikler yaşatabilir. Tedbirli olun ve farkında olun. Hazırlıklı olun daha doğrusu. Bu alanda belki ödeme planlarınız ya da gelirleriniz ve ödemeleriniz birbirini tutmayabilir. Burada bazı destek ve yardımlar bulma konusunda şanslı aslında olabilirsiniz. Çünkü Mars sizi çok destekliyor. Dolayısıyla her işin altından aslında güç, her güçlüğün altından da kalkabilirsiniz. Sonuna geldiğimizde Ay İkizler Burcu'na geçecek. Ve tabii 30 Kasım'da da İkizler Burcu'nda bir dolunay ve ay tutulması yaşayacağız. Bu da sizin 3. eviniz. İletişim trafiğiniz oldukça hız kazanıyor. Yakın çevrenizle kardeşiniz veya kardeşiniz yerine koyduğunuz kişiler, komşularınız olabilir vesaire. Böyle bir diyalog içinde olacaksınız ve kısa seyahatlerde bolca olacak. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir eğitimle ilgili veya bir eğitimcisiniz, eğitim veriyorsunuz. Bununla ilgili yeni bir değişim, bir oluşum içinde de olabilirsiniz. Çünkü önümüzdeki bir yıl boyunca da aslında buralarda önemli adımlar atacaksınız sevgili koçlar. Evet, boğalara geçiyoruz. Boğalar ve yükselen burcu boğalanlar. Haftanın ilk iki günü Ay Balık burcunda oldukça sosyal gruplar, organizasyonlar, toplum içindeki yeriniz biraz daha öne çıkacaktır. Burada özellikle Salı günü güzel açılar var gökyüzünde. Pazartesi günü kendinizi çok daha iyi, doğru bir şekilde anlatıp ifade edebilirsiniz. Önemli konuşmalar için pazartesi öğle saatlerini kullanmanızı öneririm. Ama diğer yine Boğa burcundaki, yani Venüs biliyorsunuz Akrep burcu sizin yönetici gezegeniniz. Bu da ilişkiler evinizde olduğu için ilişkilerinizi yönetme kabiliyetiyle verecek burada. Ve özellikle Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Ay sizin burcunuzda, Boğa burcunda seyredecek. İkili ilişkileriniz, evlilik, ortaklık, iş ilişkileri veya kendinizle ilgili farklı konularda yeni başlangıçlar yapacaksınız, kararlar alacaksınız. Önümüzdeki dönemde yaşayacağımız bir tutulma var İkizler burcunda. Bu da bu sizin ikinci evinizde gerçekleşecek, para evinizde. Ekonomik anlamda kendinizi çok iyi, daha iyi idare edebilir, gelirleriniz düzenleyebilir. Bu anlamda biraz daha geleceğe yönelik planlar yapma şansını elde edeceksiniz. Özellikle de ilişkiler konusunda bazı krizler yaşanabilir. Onu söyleyelim, hafta ortasında Uranüs'ün Venüs'te o karşıttı.
evlilik olabilir ya da dediğim gibi bir iş ortaklığı olabilir ya da belki hiçbir tanesi yok. Pat diye bir ilişki fırsatıyla da karşılaşabilirsiniz. Burada dengeler böyle birdenbire bir değişebilir. Hiç beklemediğiniz bir şeyler yaşayabilirsiniz. Evet, sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Malum sizin burcunuzda bir tutulma ve dolunay yaşanacak önümüzdeki hafta 30 Kasım'da. Ama onun etkilerini siz aslında şu an yaşamaya, almaya başlamış olmalısınız. Şimdi bu haftanın ilk günü, pazartesi günü kariyer evinizde bir ay, salı günü de aynı şekilde iş planları, organizasyonlar, iş değişiklikleri, sektör değişiklikleri, aile içerisinde bazı düzenlemeler, iş ve evle arasında kariyerinizle arasında bazı dengeleri kurmak durumunda olabilirsiniz. Çalışıyorsanız eğer belki iş yerinde yeni bir pozisyona geçme veya bir iş değişikliği söz konusu olacak gibi duruyor sizin için. Ve haftanın çarşamba ve perşembe günü ayın koç burcuna geçtiği süre içerisinde de biraz daha sosyal, belki işle ilgili konularda destek, yardım arayacaksınız. Arkadaşlarınızla biraz daha iletişim içine girebilir. Bazı yeni tanıştığınız grupların içerisinde yer alabilirsiniz. Buralarda da aslında size iş fırsatları çıkabilir veya yeni bir tanışma söz konusu olabilir. Ve hafta sonuna doğru da ayın boğa burcuna geçmesiyle birlikte cuma gününden sonra pazar gününe kadar 12. evinize seyredecek. Ve 12. ev biraz daha önümüzdeki zaman dilimine hazırlık. Hem ruhsal olarak hazırlık hem hayatınızdaki bazı düzenlemeleri yapmak. Kendinizle baş başa kalmak, bazı konuları araştırmak, daha derinlemesine araştırmalar yapabilir. Bilmediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri öğrenebilirsiniz. Çünkü Merkür Akrep Burcu'nda sizin yönetici gezegeniniz ve Merkür Akrep Burcu'nda 6. evinizde işle ilgili, sağlıkla ilgili, günlük hayatınızla ilgili oldukça zihinsel olarak orayla daha çok meşgulsünüz. Ve işe daha fazla vakit ayıracaksınız gibi duruyor. Sevgili ikizler, tabii hafta sonunda da pazar günü gece saatlerinde ay ikizler burcuna geçecek, sizin burcunuza geçecek ve o 30 Kasım pazartesi günü yaşayacağınız tutulmanın etkilerini güçlü bir şekilde hayatınıza geçireceğini söyleyebilirim. Onları tutulma videosunda daha detaylı izleyebilirsiniz. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar, evet haftaya ay balık burcunda başlıyoruz ve sizin 9. evinizde sevgili yengeçler. Eğitimle ilgili konular daha çok gündeminizde olabilir. Eğer eğitim hayatı olan bir yengeçseniz, turizm, seyahatler, ticari konular veya dini konular olabilir. Farklı kültürler ve uzun seyahatler belki gündeminizde olacak. Ya da bir hukuki mahkemelerle ilgili gündeminiz varsa yine haftanın özellikle ikinci günün, salı günün ilk yarısını çok verimli olarak kullanabilirsiniz. Evet, haftanın 3. günü yani çarşamba ve perşembe günü Ay Koç burcuna geçecek. Ay Koç burcuna geçtiğinde tabii bu biraz sizi zorlayabilir. 10. evinize geçecek. İş hayatınız, kariyer planlarınız, gelecek hedeflerinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Burada yapılacak bazı görüşmeler, bazı planlarınızdaki değişiklikler gündemde olabilir. İş ve aile ile ilgili konular, İşte eş olabilir, bunlar aile büyükleri olabilir. Bunlarla ilgili bazı alışverişler yapabilirsiniz. Bazı görüşmeler bu yönde ilerleyebilir. Ama gelecek planlarınız ve iş değişikliği, profil olarak böyle kendinizi daha bir ortaya net koyabileceğiniz bir iki gün geçeceksiniz. Cuma günü ay boğa burcuna geçecek sevgili yengeçler. Sizi daha sosyalleştirebilir. Özel hayatınızın dışında daha toplumsal konulara eğilebilirsiniz. Yakın çevreniz, arkadaşlarınız, sosyalleşeceğiniz bir ortama davet mesela olabilir. Veya bu alanda yeni bir organizasyona katılabilir, bazı planlamalar içerisinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizden bazı destekler isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ilgili gelişmeler sizi iş anlamında daha doğru bir sonuca yönlendirebilir. Zavruca geçecek ay pazar akşamı. Dolunay ve ay tutulması sizin 12. evinizde gerçekleşecek. Uzun süreden beri ailevi veya mesleki anlamda bazı zorluklar, aşılması gereken konularda sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Bazı konularda artık bir dönüşüm yaşayan bir yengeçsiniz eğer,
Bu dolunay ve tutulma sizin hayatınızdaki bir dönüm noktası olabilir. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Evet, haftaya para ile ilgili konular. Ay balık burcunda 8. evinizde. Ödemeler, krediler, borçlar veya işte beklediğiniz paralarla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Salı günü öğle saatlerine kadar bu anlamda fırsatlar, destekler, yardımlar bulabilirsiniz. Bir banka ile işiniz varsa, bir ödemeye sıkıntı çekiyorsanız veya bir bütçenize ekstra bir gelir sağlamanız gerekiyorsa Salı günü öğlene kadar yapacağınız girişimlerde sonuç elde edebilirsiniz. Ve Çarşamba ve Perşembe günü Ay'ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte bu haftanın aslında genel profilini belirleyecek bir iki gün olabilir. Ve ticari konular, bazı olgunlaşmış süreçler varsa gündeminizde, uzak hedeflerinizle ilgili, idealler veya hayallerinizi ilgilendiren konularda daha somut ve yaklaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Hayallerinize bir adım daha yaklaştığınızı hissedebilirsiniz. Veya bir eğitim süreci, bir seyahat planı gündeminize gelebilir hafta ortasında. Ve hafta sonunda Cuma ve Cumartesi Pazar günü Ay Boğa burcuna geçecek. İşle ilgili, kariyer hayatınızla ilgili özellikle Cuma günü yeni bir gündem olabilir. Yeni bir iş teklifi, yeni bir iş projesi, yeni bir iş bağlantısı gibi konular gündeminizde olabilir. Hafta sonu Cumartesi'den sonra Ay'ın İkizler burcuna geçmesiyle birlikte tabii 30 Kasım'da da bir tutulma gerçekleşecek. İkizler Burcu'na geçecek ve bu tutulma evresi gündeminiz olacak. 11. eviniz, arkadaşlarınız, eşiniz, dostunuz, ortamlar içerisinde bu, yani kişilik olarak kendinizi ifade ettiğiniz sosyal aktiviteler, gruplar içindeki yeriniz biraz daha o statünüz öne çıkabilir. Yeni tanışmalar olabilir veya bir yakın bir arkadaş grubunuzla bazı konularda anlaşmazlıklar yaşıyorsanız burada daha somut gelişmeler elde edebilirsiniz. Elbette ki tam karşısı 5. eviniz olduğu için burada da hem çocuklarınızı ilgilendiren konuda eğer varsa, eğer genç bir aslansanız belki de ilişkileriniz, aşk hayatınızla ilgili de burada önemli bir adım atma fırsatı olacak. Belki de yeni bir tanışma şansına nail olabilirsiniz. Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Evet, bu hafta aslında ilişkilerinizle ilgili, yani Ay Balık burcunda ve tam bu 7. evinizde aşk hayatınız, evliliğiniz, ortaklığınız, eşiniz eğer evliyseniz bu konularda bazı adımlar atma ihtimaliniz doğacak olabilir. Bu alanda bir anlaşmazlığınız varsa bir görüşme, karşılıklı bir diyalog içine girebilirsiniz. Bazı fikirlerinizi birbirinize açabilirsiniz. Bu yönde bazı iyileştirme içine gidebilirsiniz ya da belki de bu alanda çünkü bir tutulma yaşayacağız ikizler ve yay hattında. Dolayısıyla yükselen başakları ilgilendiren bir alan bu ve tabii ki de balık burçları ve yükselen balıklar için de aynı şey geçerli. İlişkiler, evlilikler, ortaklıklar gündeminiz olacak. Dolayısıyla haftanın ilk günleri bu size bir işaret olabilir. Çarşamba ve Perşembe günü Ay Koç burcuna geçecek. Finansal konularınız gündeme gelebilir. Ödemeler, ortak paylaştığınız kaynaklar olabilir. Eş veya eşle ilgili konular veya ortaklıkla ilgili konular da hani gelirlerinizi, giderlerinizi, alacağınızı, vereceğinizi böyle bir hesap kitap içerisinde olabilirsiniz. Hafta sonu ise özellikle yükselen başaklar Ay Boğa burcunda geçiyor. Cuma günden itibaren hafta sonu boyunca da seyahatler, iş seyahatleri veya eğitimle ilgili kültürel geziler olabilir bunlar. Kendinizi geliştirecek, kendinize bir şeyler katacağınız bir seviyede ilişki içinde olabilirsiniz. Bunlar iş seyahati olabilir, özel ilişkileriniz olabilir veya belki bir kişisel gelişimle ilgili bir durumunuz söz konusu olabilir. Venüs buranın yönetici gezegeni. Bu tabii ki de Akrep burcunda ama burada sizin kuracağınız, yakın çevrenizle kuracağınız iletişimlerde çok mühim olacak sevgili Başaklar. Hafta sonuna geldiğimizde Pazar günü İkizler burcuna geçiyor. Ay akşam saatlerinde özellikle kariyerle ilgili konular gündeme geliyor.
işiniz, kariyeriniz, hayattaki hedefleriniz. Çünkü burada bir dolunay ve tutulma yaşayacaksınız. Tutulmanın enerjilerinde aslında haftanın ortasına itibaren gündemimize gelecektir. Sevgili Başaklar, tabii yönetici gezegeninizde Merkür ve Merkür de Akrep burcunda olduğu için hafta ortasında Perşembe günü Uranüs'le Venüs'ün o karşıtlığı hem yakın ilişkileriniz, ticari ilişkilerinizde beklenmedik sürpriz gelişmeler veya mevcut planlarınızın dışında bazı gelişmelerle sizi şaşırtabilir, yön değişikliklerine gitmek durumunda kalabilirsiniz sevgili Başaklar. Sizler ve yükselen burcu terazi olanlar, haftanın ilk iki günü ay 12. evinizde balık burcunda biraz daha kendinize döneceğiniz, içinize döneceğiniz, soyutlanacağınız, zaman zaman belki duygusal anlamda düşüşler yaşayacağınız bir iki gün olabilir. Ama çarşamba ve perşembe günü ayın koç burcuna geçmesiyle birlikte 7. evinize geçecek. Teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet, haftanın ilk iki günü ay balık burcunda sizin günlük hayatınızın rutinlerinizin çok hızlı olacağı bir süreci yaşatacak size. Genel sağlığınız, fiziksel görünümünüz, iş hayatınız, yakın çevreniz veya günlük anlamda böyle her türlü işinizi daha detaylıca yapmak isteyeceğiniz bir hafta başı olacak. Gerek ev, gerek iş hayatınızla ilgili tüm detayları daha çok önemseyeceksiniz. Çarşamba ve Perşembe günü ayın Koç burcuna geçmesiyle birlikte sevgili teraziler, ilişkilerinizi ele alacaksınız. Ortaklığınız eşinizle veya ortak paylaştığınız mal paylaşımları, para paylaşımları gibi konuları konuşabilirsiniz. Ortak yaptığınız, çalıştığınız kişilerle de bazı daha fazla düzenlemeler yapmak durumunda olacaksınız. Ve hafta sonuna doğru Cuma günü Ay Boğa burcuna geçecek ve bu eş veya ortaklıkla ilgili konularda gelir ve giderleriniz, ödemeleriniz veya almanız gereken ödemelerle ilgili bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Akrep burcundaki Venüs ve Boğa burcundaki Uranüs'ün karşıtlığı sizin 8 ve 2. ev aksınızda olacak. Beklediğiniz paralar veya ödemeniz gereken paralarda bazı aksaklıklar, durum değişiklikleri, bazı sürpriz gelişmeler olabilir. Beklentiniz var, kesinleşmiş bir durum var mesela. Bir ödeme alacak veya vereceksiniz. Burada pat diye bir değişik durum söz konusu olabilir. Ödemelerinizle ilgili plan değişikliklerine gidebilirsiniz. Bu hafta çünkü Venüs sizin yönetici gezegeniniz ve sizin para evinizden geçiyor. Ödemelerle ilgili veya almanız gereken paralarla ilgili bazı yön değişikliklerine işaret edebilir. Hafta sonuna geldiğimizde ise pazar günü akşam saatlerinde Ay İkizler Burcu'na geçecek. Yükselen özellikle terazi burçları en fazla seyahat edecek, en fazla eğitimle ilgili konuları gündemine getirecek burç olacaksınız. Hem mahkeme veya davalarla ilgili bir süreci olan bir terazisiniz veya belki de böyle bir süreç başlatacaksınız. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Ama uzun yol seyahatleri, yeni bir eğitime başlamak, bir eğitim planına ya da bir gruba dahil olmak gibi durumlarda sizin için söz konusu olacak. Önümüzdeki bir yıl boyunca da hatta bunları yaşayacaksınız sevgili teraziler. Akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar haftaya Ay Balık burcunda yaşadığınız alanı ilgilendiren alanda 4. evinizde yaşadığınız yer, eviniz, aileniz, aile büyükleriniz veya bunları ilgilendiren konular, miraslı işler belki de gündeminizde olabilir. Özellikle Salı günü bu gibi durumlarınız varsa daha olumlu sonuç ve gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çarşamba günden itibaren Çarşamba ve Perşembe günü 6. evinizde seyahat edecek Ay Koç burcunda biraz daha sağlığınızı gündeme getirebilir. Sağlık, beslenme, fiziksel aktiviteler. Bunlara birazcık daha dikkat etmeniz daha doğru olabilir. Tabii ki burç olarak da Merkür ve Venüs sizin burcunuzda, Akrep burcunuzda seyahat ediyor. Özellikle hayatınızdaki tüm dinamikleri daha rahat yönetebilme, sabitlenerek daha
rahat sonuca gidebileceğiniz, planlarınıza sadık kalabileceğiniz bir süreci gösteriyor. Cuma gününden itibaren ise ayın bu kova burcuna geçmesiyle sizin de ilişkiler dinamikleriniz öne çıkacak. Ortaklık veya ilişkiler, evliliklerle ilgili yeni planlar, güzel vakit geçirmek, keyifli vakit geçirmek, özellikle cumartesi günü bu anlamda çok keyifli ve daha uyumlu bir zaman dilimi sizin için geçerli olacak. Hafta sonu, pazar günü akşam saatlerinden itibaren ise ayın ikizler burcuna geçmesiyle birlikte sizin için finansal konular ve burada bir tutulma ve dolunay yaşayacaksınız. Banka, kredi alma veya geri ödeme, vergi ya da belki mirasla ilgili konular gündeminizde olabilir. Şimdi bu hafta Akrep Burcu'ndaki Venüs ile Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ün bir karşıtlığı var. Sizin ilişki dinamiklerinizi biraz değiştirebilir. Ani karar almalar, fikir değişiklikleri, biraz stresli durumlar gündeme getirebilir. İlişki dinamiklerini yönetirken biraz daha sağduyulu, sakin olmaya, çok fevri kararlar almamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle Perşembe günü kesinleşiyor açı ama tabii hafta ortasında da komple de etkili olacak. İlişkileri birazcık daha dikkatli yaklaşmanız, daha sakin kararlar almanız gereken bir hafta olacak sevgili akrepler. Ve yükselen burcu yay olanlar. Evet, bu hafta aslında sizin aile içindeki konular, haftanın ilk iki günü eviniz, yerleşim yerinizle ilgili konular, belki dekor değişikliği, belki ona benzer değişikliklerle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Haftanın çarşamba ve perşembe günü ayın koç burcuna geçmesi, ilişkileriniz birinci planda olacak. Çocukları olanlar çocuklarıyla ilgilenebilir veya para piyasaları, sanatsal konular, yaratıcılık gibi konularda daha başarılı bir hafta ortası olacak. Cuma günü ay boğa burcuna geçecek. Boğa burcuna geçen ay ile birlikte de özellikle 6. eviniz aktifleşeceği için beslenme, sağlık, günlük yaşamınız ve buna bağlı tüm ilişkileriniz, aslında yakın akraba ilişkileriniz de belki daha çok gündeminizde olabilir. Buranın yönetici gezegeni tabi Venüs ve Venüs 12. evinizde. Burada bazı sıra dışı konularla ilgilenip merak ettiğiniz konuları öğrenebilirsiniz. Sürpriz bazı konulardan haberdar olabilirsiniz. Veya sağlıkla ilgili ani gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Buna da dikkat edin diyorum sevgili yaylar. Ve hafta sonunda İkizler Burcu'na geçecek ay. 7. evinizde bir tutulma var 30 Kasım'da. Özellikle yükselen yaylar, lütfen doğum haritalarınıza bakın. Yay ve ikizler aksında ilişkilerinizi ilgilendiren önemli kararlar alabilirsiniz. Çünkü Aralık ayının 14'ünde de bir yay burcunda bir güneş tutulması var. Özellikle evli iseniz eğer, evliliğinizi belki iyileştirecek ya da bununla ilgili yeni bir adım atacaksınız. Eğer bekarsanız belki de evlilik kararı alacak. Yeni bir iş ortaklığı da olabilir bu. Böyle önemli bir yıl, aslında yıl boyunca sürecek bir süreç sizi bekliyor. 2021 yılında da çünkü tutulmalar devam edecek. Önemli kararlar eşiğinde olabilirsiniz sevgili yaylar. Oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet, balık burcunda haftaya başlıyoruz. İletişimin çok güçlü olduğu yakın çevreniz, kardeşleriniz, eğitim ve ulaşımla ilgili konular veya bu internet gibi medya ile ilgili, öğrenimle ilgili ya da belki bir eğitimle ilgili konular gündeminizde olabilir. Çarşamba, perşembe günü ayın koç burcuna geçmesiyle ayın anne baba, ebeveynlerle olan ilişkilerinizi daha fazla gündeminize getirecek. Mars da burada. Belki bir aileyle ilgili sorumlulukların değişkenlik göstereceği bir durum söz konusu olabilir. Cuma günü ay boğa burcuna geçecek. Çocuklarınız, aileniz, annenizin, babanızın dışında işte sevgiliniz mesela oğlaksanız eğer, oğlak burçları. Burada biraz ilişkilere daha atıfta bulunan bir hafta sonu. Hatta özellikle cumartesi günü çok keyifli, rahat, relax, böyle kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Özellikle de hafta sonu pazar gününden itibaren de ayın ikizler burcuna geçtiği andan itibaren 6. ev konularınız gündeme gelecek. Burada bir tutulma ve dolunay yaşayacaksınız 30 Kasım'da. Dolayısıyla hem biraz sağlık sorunları,
çalışma şartları, koşulları, birlikte çalıştığınız kişiler, yan yanınıza çalışan kişilerle ilgili bazı değişiklikler, karar değişiklikleri gündeminize gelebilir. Bu arada 11 ve 5 hafta ortası Perşembe günü aşk hayatı, olasılıkları sayıyorum, ilişkiler, çocuklarla ilgili konular veya arkadaş çevrenizle ilgili sürpriz bazı gerilimler yaşayabilirsiniz. Kararlar alabilirsiniz. Bazı yol ayrımlarına da gidebilirsiniz. Arkadaşlar veya işte ilişkiler hakkında bir karışıklık olabilir. Bunları çözmek için de biraz enerji harcayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Kovalar ve yükselen burcu kova olanları haftaya para ile ilgili konularla ilgili başlıyorsunuz. Gelirleriniz, gider dengeleriniz, kazançlarınızı ilgilendiren konuda planlamalar yapıyorsunuz. Haftanın ikinci günü Salı günü özellikle para ile ilgili konularda bazı güzel gelişmeler. Eğer destek bekliyorsanız bu destekle de günün ilk yarısını özellikle alabilirsiniz. Haftanın üçüncü günü Çarşamba ve Perşembe günü daha çok yakın çevre ilişkileriniz gündeme gelecek. Arkadaş, eş, dost, iletişim trafiği, sosyal medya veya dijital konularla ilgili işte cep telefonları, internet, bilgisayar gibi konular gündeminizde olacaktır. Mars da sizin bu alanınızdan geçtiği için burada bazı yeni girişimler söz konusu olabilir. Cuma gününe geçtiğimizde ise ay boğaya geçiyor. Cuma ve hafta sonuna kadar aileniz, eviniz, eşiniz burada çok daha keyifli ve güzel zaman geçireceğiniz bir hafta sonu sizi bekliyor diyebilirim. Özellikle cumartesi günü hakikaten çok rahat ve relax bir gün. Rahatlıkla evinizin konforunda böyle ailenizle, sevdiklerinizle birlikte güzel bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Pazar günü akşam saatlerinde ise ayın ikizlere geçmesiyle ve orada bir tutulma yaşanacağı için hem duygusal anlamda size iyi gelecek bir süreç çünkü hava grubunda olacağı için pazar akşamı tutulma ve dolunayın etkileri de tabii ki devreye girmiş olacak. İlişki, flörtler özellikle genç kovalar için aşk, yeni bir tanışma olabilir veya çocuklarla ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimi veya gelişimi ile ilgili veya belki kendinizle ilgili bir sanatsal faaliyet, bir hobi edinme gibi bir durumda söz konusu olabilir. Ve bu haftanın ortasında Perşembe günü Uranüs'ün Venüs'te bir karşıtlığı olacak. Dördüncü ev eş. Ev ve aile yani bu üçgenin arasında kalabilirsiniz. İşiniz veya eviniz, anne baba ile kariyer arası gibi konularda bazı karşılıklı restleşmeler, karşı karşıya kalmalar, bazı ani böyle fevri kararlar aldırabilir size. Çevrenizdeki yakın böyle kadın figürlerle bazı problemler yaşayabilirsiniz. Oraya dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta. Sevgili kovalar. Balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet bu hafta ay sizin burcunuza başlıyoruz haftaya. Haftanın ilk iki günü sizin için önemli. Burada atacağınız adımlar, düşünceleriniz, vereceğiniz kararlar önümüzdeki aslında bir yılı şekillendirebilir. O yüzden farkında olun. Çünkü tutulmalar biliyorsunuz ikizler ve yay aksında değişken grup burçlarda olacağı için sizi direkt bağlayan bir durumda. Eviniz, eşiniz, yuvanız, aileniz, İş hayatınız, kariyer hayatınız, fiziksel görüntünüzden tutun da her anlamda önemli değişimlere gebe bir süreçtesiniz. Çünkü ve bu hafta özellikle hafta sonunda tabi pazar günden itibaren de ayın ikizlere geçmesiyle birlikte 30 Kasım'da yaşanacak o dolunay ve ay tutulması sizin dördüncü eviniz olacak. Yer değişikliği, taşınma, ev içinde bazı değişimler, değişiklikler belki de yeniden bir düzenleme söz konusu olabilir. Veya uzun süredir bir taşınma planlıyorsunuzdur. Onunla ilgili bir harekete geçme durum söz konusu olabilir. Şunu da söyleyebiliriz. Bazı fikir değişiklikleri, düşüncelerinizde yeni bir bakış açısı da geliştirebilirsiniz sevgili balıklar. Ama şunu da söyleyelim. Akrep burcundaki Uranüs ve Venüs'ün karşılıklı 3 ve 9 aksınızda. Dolayısıyla aslında hem bir eğitim, yeni bir başlangıç, yeni bir konuda fikirlerin beyan edilmesi, karşılıklı bazı şeylerin konuşulması ama aynı zamanda da sürpriz bazı kararlarla aniden
şu ana kadar vermiş olduğunuz kararlardan bir anda uzaklaşma gibi bir durumda söz konusu olabilir. Tabii ki de 9. evinizden bir akrep burcu Venüs ve Merkür geçtiği için ani bir seyahat, ani bir eğitim alma gibi bir durum söz konusu olabilir. Oldukça etki alıyorsunuz balıklar, başaklar, yaylar ve ikizler bu tutulmalardan ve önümüzdeki yıl boyunca da bunlar sizi etkileyecek. Hayatınızda yeni bir yön belirleyeceksiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böyle bir hafta ikizler burcunda yaşayacağımız ay tutulması ve tabii ki de dolunayın da etkilerini hafta sonuna itibaren de hayatlarımızda hissetmeye başlayacağız ki özellikle de 8 derece ve yakınlarında da gezegenleriniz varsa ikizler burcu, yay burcu aksından bahsediyorum. Genel olarak böyle çok zor bir hafta değil ama çok kontrollü bir hafta olacağını söyleyebilirim. Sadece Uranüs'ün Venüs'te olan karşıtı ilişkilerde ani dengelerin değişmesini gösteriyor diyebilirim. Evet, güzel, keyifli, sakin aslında çok fazla action olmayan bir hafta olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Bye bye.